merhabalar sevgili izleyenler. Herkese hoş geldiniz diyelim. Konu ve konuklarımızla keyifli sohbetlerimize devam ediyoruz HT Spor'da. Şimdi başlayalım. Batı Trakya'dan başlayan yolculuk onu ve ailesini İzmir'e kadar getirdi. Galatasaray'a transferi ve kazandığı başarıları teknik direktör olarak da devam ettirdi. 3 kupayı birden aldı. Beyefendi kişiliğiyle gönüllerde ayrı bir yer edindi. HT Spor bugün de çok değerli bir ismi ağırlıyor. Hamza Hamzoğlu'nu ağırlayacağız. HT Spor başlıyor. Ocak 1970'te Yunanistan'ın Gümülcine kentindeki Susurköy'de doğdu. 7 yaşında ailesiyle birçok Batı Trakya Türkü'nün o dönemki kaderini yaşadı ve zorluklarla dolu bir merit serüveni sonrası Türkiye'ye geçti. İzmir'e yerleştiler. Futbola Altay altyapısında başladı. 13-17 yaş arasını siyah beyazlılarda geçiren nüfus kağıtsız Hamza'ya İzmir Spor'da anca lisans çıkarken kafa kağıdı çıkarılabiliyor. 87-91 arasını İzmir Spor'da geçiren genç Hamza delikanlılığa adımını bir büyük İzmir efsanesinin yanında atacaktı. Mustafa Denizli onu Galatasaray'a transfer etti. 4 yıl sarı kırmızılılarda oynadı. 2 şampiyonluk gördü. Sonrasında İstanbulspor, Siirtspor, Alanyaspor, Yozgatspor, Konyaspor formalarını giydi. Futbolu bıraktıktan sonra Saffet Susiç'in yardımcısı oldu. Mustafa Denizli oyunculuk Saffet Susiç'te hocalık kaderini etkilemişti. Birçok Anadolu takımında çalıştı. Akhisarspor'u Süper Lig'e çıkardı. Oradaki kadim başarıların temelini atan hoca oldu. Bu başarısı onu milli takım yardımcı hocalığına, oradan da Galatasaray teknik direktörlüğüne taşıdı. Prandelli'den boşalan koltuğa oturması teklifi geldiği gün babasını kaybettiği gündü. O acı gününde Abdurrahim Albayrak'ın teklifini kabul etti. 2014-15 sezonunda takımı şampiyonluğa taşıdı. Süper Kupa'yı aldı. 2015-16 sezonunda görevinden ayrıldı. Yerine kendisini Galatasaray'a 21 yaşında transfer eden Mustafa Denizli geldi. Denizli'nin ilk işi takımın son durumunu öğrenmek için Hamza'yı aramak oldu. Galatasaray sonrası birçok takımda çalıştı. Ancak ne oyuncu Hamza'nın ne hoca Hamza'nın Galatasaray'daki başarısını yakalayabildi. 9 kez A milli takım formasını giydi. 2022'de çalıştırdığı Eyüpspor sonrasında çalışmıyor. Sevgili izleyenler, Hamza Hamzoğlu bugün stüdyo konuğumuz HT Spor'da. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk seni. Nasılsınız? Nasıl gidiyor son dönem? Böyle bir giriş yapalım istedim. Teşekkür Nasıl gidiyor ederim. Hayatınız? Neler yapıyorsunuz? Valla gayet sakin bir hayat sürüyorum. Son 1,5 yıldır zaten Eyüp Spor'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir yerde çalışmadım. Tabii bazı teklifler oldu ama aynı fikirlerde uyuşamadık, birleşemedik. O yüzden şu anda sadece seyrediyorum. Biraz dışarıdan, uzaktan kalıp izlemek istiyorum. En son geçtiğimiz işte milli takımın maçını izlemeye gittim Almanya'ya. Zaman zaman Avrupa'daki bazı kulüplerin antrenmanlarını, maçlarını eğer fırsat bulursam gidip izlemeye çalışıyorum. Ülkemizdeki futbolu takip ediyorum. Dışarıdan bir gözle bakmaya çalışıyorum. Kendimizi değerlendiriyorum. Ekibimizi, yaptıklarımızı, yapmamız gerekenleri... eksik bıraktıklarımız neler var, neleri tamamlamalıyız gibi konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Bu şekilde bir hayat sürüyorum şu anda. Hocam biraz gerilerden başlamak istiyorum sohbete. 7 Mayıs 1977 eğer yanılmıyorsam Mayıs ayı mı? 7 Ocak. 7 Ocak 1977. 7 yaşındasınız. Bir evet. Sürü 7'nin bir araya geldiği bir dönem. Belki sizin için uğurlu bir rakam ya da uğursuz bir rakam, hangisi bilmiyorum açıkçası. Hiç öyle açıkçası. Düşünmedim bugüne kadar. Batı Trakya'dan İzmir'e yolculuğunuzun olduğu dönem.
O dönemi hatırlıyor musunuz? Sadece 7 yaşındaydınız. Tabii, neler hatırlıyorsunuz o dönemden kalan? Hatırlıyorum canım. Tabii her şeyi 7 yaş çok da küçük değil aslında. Birçok şeyi hatırlıyorum. Yani önemli şeyler olduğu için. Tabii ailem böyle bir karar aldı. Yani Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etme, iltica etme öyle söyleyeyim kararı aldı. Hı hı. Çünkü gelip burada bir oturma müsaadesi istesek o zaman yani verilmiyordu. Hala daha verilmiyor zaten oradaki vatandaşlarımıza. O yüzden biz de yani kaçarak gelmeyi tercih ettik ailem. Ve Meriç Nehri'nden işte kanoyla geçtik gece geç saatlerde kış zamanı. Her tarafta kar var. Böyle bir yolculuk sonrasında İzmir'e yerleştik. Ve İzmir'de büyüdüm. Yani çocukluk ve gençlik yıllarım İzmir'de geçti. Okul hayatım orada geçti. Daha sonra 21 yaşındayken Galatasaray'a transferli İstanbul'a yerleştik ve o zamandan beri de buradayım. Eğitim hayatım devam edemedi maalesef. Hocam bu arada uzun zamanda kimliğiniz olmamış galiba değil mi? Kimliğin... Tabii tabii 10 sene. 10 sene kimliğimiz yoktu. Yani 17 yaşınıza kadar. Evet, 17 yaşımda ilk lisansım çıktı zaten İzmir Spor'da. Daha önce 6 ayda 4 sene oynamama rağmen altyapılarda yani Yıldız takım, B genç, A genç o zamanki takımlar bu şekildeydi. Özel maçların hepsinde ben oynuyordum ama resmi maçların hiçbirinde maalesef forma giyemiyordum lisansım olmadığı için. Sonra 17 yaşında İzmir Spor'da ilk lisansım çıktı. Bir sene dolmadan A takım kadrosuna alındım. Dolmadığı için kadrodan tekrar çıkarıldım. Çünkü amatör lisansımın bir seneyi doldurması gerekiyordu. O zaman öyle bir kural vardı. Hocam ardından Galatasaray transferi gerçekleşiyor değil mi? Tabii. O dönem Galatasaray yöneticilerinden Yurdaşen Karahasan sanıyorum size ön ayak oluyor. Nasıldı o hikaye? Yani Yurdaşen abi buradan izliyordur bizi herhalde. Kendisine çok selamlarımı gönderiyorum. Fulya ablaya da aynı şekilde. Yani Yurdaşen abi de bizim tabii hukukumuz çok farklı. Çok yani benim bir baba gibi, bir abi gibi her zaman sevdiğim, saydığım ve gerçekten hani yönetici nasıl olmalı dediğinizde geçmişte özellikle bizim o dönemlere baktığınızda evet Yurdaşen abi gibi olmalı. Çünkü gerçekten fedakarlık seviyesinde en üst noktada emek verdiler. Ceplerinden harcadılar. O zamanki yöneticiler öyleydi. Yani Yurdaşen abi şöyle gelişti. Ben İzmir karmasında da oynuyordum aynı zamanda ve Ümit Milli Takım'a da gidiyordum. Fatih Hoca o zaman Ümit Milli Takım hocasıydı. Bilemiyorum bir tavsiyesi olmuş olabilir mi Galatasaray'a ama İzmir karmasında oynadığım için maçlar vardı. Karma maçları Ankara'da yapılan. Orada yani hem sol kanat hem orta saha oyuncusu olarak gol kralı olmuştum. Raşit Çetiner hocamız da o maçları gelip izlemiş. Mustafa Deniz de o zaman Galatasaray'da hocaydı. Beni istemişler. Fakat ben İzmir Spor'da kontratım bitmişti o zaman. Fakat İzmir Sporlu yöneticiler bana imza attırmışlardı. Çeşitli şeylerle. Sözleşmeniz gençlik uzadı yani. Tabii uzamış oldu. Daha sonra Galatasaray tabii olimpik milli maçlarından sonra Yunanistan'da olimpik milli takım maçları vardı. Orada ikinci olmuştuk. Dönüşte İstanbul'da Yurdaşen abi aldırdı bizi. Ve konuştuk transferimle ilgili. Ben mümkün olamayacağını çünkü İzmir Spor'da imza attım ve sözleşmemin uzadığını söyledim. Hocam fakat, o arada başka takımlar da istiyormuş sizi değil mi? Tabii istiyordu. Yani ben çünkü yani 17 yaşında lisansım çıktı İzmir Spor'da ama daha sonraki sene hemen profesyonel takımda oynamaya başladım ve 2 sene dolu dolu 34 maçın 34'ünde de oynadım. Yani skor katkılarım da oluyordu. Yani hem hücuma hem savunmaya 3-5-2'nin sol tarafında oynuyordum o zaman. İki ayağımızı da kullanıyordum. İki ayağımı da kullanıyorum. Aslında sağ ayaklıyım ama daha sonra çocukluğumdan beri hep kendi kendime sol ayağımı da geliştirmiştim. Ve sol taraftan, oyuncunun yapamadığı şey. Evet. Sol taraftan Galatasaray'a transfer yaptım. Yani oradan kısmetimiz açıldı. Yani bu şekilde transferim gerçekleşti. Yurdaşen abinin ısrarıyla, istemesiyle ve kulüple olan artık biraz da fazla para verdiler tabii imza attığımdan dolayı. Onların hepsini tamamladı ve ben Galatasaraylı oldum. Hocam sonra da İstanbulspor dönemi var 95-99 yılları arasında. Siz evet. gittiniz ondan sonra Okan Oğuz Çetin geldi, Aykut Kocaman geldi, evet. Emre Aşık geldi, sonra Sergen Yalçın geldi. O dönemden İstanbulspor'dan
hatırladığınız bir anınız var mı? Tabii şimdi ben Galatasaray'dan yani tabii sözleşmem sıkıntıya girdiğinde yani bana sunulan teklif benim kabul edebileceğim bir şekilde sunulmadı bana. Yani rakamlar burada hiç önemli değil benim için. Hatta o söyledikleri rakamın sadece bir kuruş yukarısına çıkın ben imzayı atacağım diye söylememe rağmen o zaman atmadılar. Ben de son gün Fenerbahçe'de istiyordu beni o zaman. Ama ben Alişan Başkanım'a teşekkür ettim. Dedim başkanım sağ olun ama ben Galatasaray'la hamza oldum ve Galatasaray'da kalmak istiyorum diye. Son ana kadar da şartlarımı burada zorlayacağım demiştim. Bu arada İstanbulspor devreye girdi. İstanbulspor'a da yani tercih etmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi o zaman Leo Benacker'ı getirmişlerdi teknik direktör olarak. Ve Hollanda'dan da işte Peter van Fossen, Van der Brom gibi oyuncuları da transfer etmişti İstanbulspor. Süper Lig'e yeni çıktığı seneydi Cem Uzan'la beraber. Ve beni hocanın çok istediğini söylediler. Yani bir sol bek ihtiyaçları varmış, sol kanat oyuncusuna ihtiyaçları. Ve hoca da Türkiye'de olan benim mevkimde oynayan oyuncular arasından beni daha çok tercih etmiş, istemiş özellikle. Bu beni biraz cezbetti. Çünkü ben futbolculuk zamanımda da antrenörlüğü düşünüyordum. Yani ileride ben iyi bir antrenör olacağım diye hep... Onu hazırlıyordunuz kendiniz. Evet, hayalini ve hazırlıklarını yapıyordum. Dolayısıyla ben yani Galatasaray'da da işim böyle olunca son güne kadar bekledim. Ve kimse bana gelip de bir anlaşma zemini sunmayınca son gün 5'e 5 kala İstanbulspor'a imzayı attım ve İstanbulspor'un oyuncusu oldum. Leo Benacker'la çalışmak için ve ondan birçok şey öğrenebilmek için. Ama onunla da maalesef çalışma süremiz kısa sürdü. 2-3 ay sonra o da görevini bırakmak zorunda kaldı aldığımız sonuçlardan dolayı. Hocam Sergen Hoca ile ilgili bir anınız var mı o dönemden Sergen Hoca ile? Yani Sergen'le beraber aynı zamanda Ordu Milli Takım'da da beraberdik. Yani Ankara'da Acemi Birliği'nde aynı koğuştaydık. Zaten 20 kişi beraber aynı odada kalıyorduk. Sergen de benim tabii üstümde yatıyordu. Ranzada kalıyorduk yani. Sergen çok çok sevdiğim bir arkadaşım. Yani gerçekten yani iyi olmasını her zaman istediğim. Gerçekten sadece zararı kendisine dokunan ama kimse için bir kötülük düşünmeyen bir arkadaşım. Onunla güzel Ordu Milli Takım anılarımız da oldu. Yani dışarıda çok fazla öyle şeyimiz olmadı. Anımız şu, yani İstanbulspor'a gelirken karşılaşmıştık. Cem Uzan Sergen'i istediğinde. Tabii oldukça yüksek bir rakam o zaman teklif etmişler Sergen'e. Sergen beni gördü. Hamza dedi ya böyle bir rakam söylüyorlar bana dedi. Bunu verirler mi dedi. Dedim Sergen verirler ama eğer sen karşılığını vermezsen geri alırlar yani bu iş böyle. Yani öyle bir espri yapmıştım ona. Yani bunun karşılığını da vermen lazım. Yani isterler diye söylemiştim o zaman. Öyle bir şeyimiz oldu Sergen'le. Nasıl oynadı hocam Sergen? İyi. Ben... zaman zaman gerçekten Sergen tek başına takımdı. Yani oynadığı zaman hepimizi oynatabilen bir oyuncuydu. Attığı paslarla, yaptığı driblinglerle. Yani çok özel bir oyuncu Sergen zaten. Biz de yani kendi çapımızda onlara ayak uydurmaya çalışıyorduk. Hocam şimdi ilk antrenörlük deneyimiz Konya Spor'daydı. Safet Susic ile birlikte başladınız. Sonra devam ettiniz yardımcı antrenörlük ve adım adım ilerlediniz. Şimdi bugüne geldiğimizde biraz daha farklı bir durum yaşanıyor. Genç teknik adamlar, futbolu bırakan futbolcular bir anda büyük takımlarla ya da bilmiyorum büyük belki tırnak içinde Süper Lig kulüpleriyle başlıyorlar bu maceraya. Geçenlerde yaptığınız bir röportajı da dinledim. Orada diyorsunuz ki yani büyük takımların başına geçtiklerinde ilk acı tecrübeleri de biraz fazla zor yaşamak zorunda kalıyorlar. Evet, demiştiniz ki hani Burak Yılmaz'ın da başından geçen Beşiktaş macerası ve sonrasında yaşananlar oluştu. Tam da aslında tespitiniz yerini buldu. Evet. Şimdi ben de Konyaspor'da başladığım zaman aslında futbolculuğa yani devam etmek istiyordum ben. Teklifler de vardı. Fakat Konyaspor başkanımız o zaman bana dedi ki Hamza gel sportif direktör olarak takımın başına geç. Yani her şeyi sen yönet. Çünkü ben bir sene önce kaptanlık yapıyordum Konyaspor'da ve şampiyon olmuştuk 10 yıl sonra. 10 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkmıştık. Tabii kaptanlık yaptığım dönemlerdeki
takım üzerindeki hakimiyetim, oyuncu arkadaşlarımla kurduğum diyaloglar, yöneticilerle, hocalarımla kurduğum diyaloglar beni düşündürdü tekrar Konyaspor için. Ben sportif direktör olarak başladım. Sonra Allah rahmet eylesin Sakıp Özberk vardı hocamız. 6. hafta yönetim hocayla ayrılma kararı aldı. Bana teklifleri şuydu: Hamza, yani sen bir teknik direktör diploması olan birini al yanına, sen devam et diye söylediler. Ben dedim ki hayır, ben böyle bir şey düşünmüyorum. Ben önce bu işin yani alt kademelerini de görmem lazım. Yani yardımcılığını yapmam lazım. Evet, sportif direktörlük yapıyorum. Bu alanı da görüyorum, tecrübe ediniyorum ama yardımcı hocalık yapmam lazım. İyi bir antrenör, iyi bir teknik direktör bulalım. Ben onun yanında yardımcılığını yürüteyim diye söyledim. Ve Safvet Hoca ile anlaştık o zaman. Bu şekilde başladım. Yani hem şu yardımcı antrenörlük. Şu anki durumu nasıl görüyorsunuz hocam? Yani şu... Hem sportif direktör, ikisini beraber yürüttüm o sene. Tabii ben o gün söylediğimde şunu demiştim. Yani ben bir an önce teknik direktör olmayı istemiyorum. Ben belki 5 sene sonra teknik direktör olacağım. Belki 10 sene sonra olacağım. Zaten ondan sonra yine bir 10-15 yıl yapabilirsen yapacağım. Dolu dolu yapmak istiyorum. Yani donanımlı, her şeyin farkında olan, bütün alt kademelerde nelerin olduğunu hisseden ve bunları daha önce yaşamış olan, deneyimlemiş olan birisi olarak ben bu işi yapmak istiyorum. Ve orada kalıcı olmak istiyorum diye söylemiştim. Bugün baktığımızda tabii çok kolay bu teklifler gelebiliyor arkadaşlarımıza. Onlar da kolaylıkla kabul edebiliyorlar. Çünkü emek vermeden, bir çaba sarf etmeden, zaman ayırmadan hemen bir noktaya gelebiliyorsunuz. Ama işte bunların bedeli de ağır oluyor. Yani hem kulüplere hem o arkadaşlarımıza. Çok erken kaybolabilirsiniz aldığınız sonuçlarla beraber. Ki ben Konyaspor'da Sakıp Hoca ile Safvet Hoca arasındaki bir dönemde 2 maça çıktım. Birini Malatya deplasmanında 5-0 kaybettim. Ama benim o maçta yapmış olduğum 8 oyuncu değişikliği vardı. Daha sonra o 8 oyuncu aynı şekilde devam ettiler ve o takım Safvet Hoca ile beraber aynı kadro ligi 8. bitirdi. Yani şimdi bu deneyimler kolay kazanılmıyor. Yani bu süreçleri yaşamak zorundalar bana göre yeni teknik direktör olan arkadaşlarımız. Çok aceleci olmalarını tavsiye etmiyorum onlara. Peki hocam, bu arada biraz hızlanacağım. Çok sorum var. Hepsini biraz uzun uzun anlatıyorum. Sığdırmaya çalışıyorum ama çok güzel anlatıyorsunuz. Şimdi Galatasaray'la birlikte başlayan, bu kez Galatasaray'ın başında teknik adam, teknik direktör olarak yer aldınız. Abdurrahim Albayrak sizi aradı ve teklifini iletti. O gün sizin için maalesef acı bir gündü. Evet. Babanızı kaybettiğiniz gündü. O günü biraz anlatabilir misiniz, teklifin geldiği? Tabii, yani aslında defalarca anlatmıştım ama bir kez daha anlatalım. Yani bilmeyenler olabilir. Yani babamı kaybettiğimiz günün akşamı, yani ev kalabalıktı zaten. Gelen misafirlerimiz vardı taziye için. Telefonu da kızıma Buse Naz'a bırakmıştım. Buse Naz geldi öbür odadan salona. Baba dedi, Abdurrahim abi telefonda dedi. Tamam dedim, ben de taziye için arıyorlar diye düşünmüştüm. Ve öbür odaya geçtim Buse ile beraber. Ondan sonra Abdurrahim abi tabii telefonda oldukça heyecanlı. Yani Anderlecht maçı o zaman kötü bir şekilde sonuçlanmış. Ve maçtan hemen sonra beni arıyorlar. Hocam dedi, izledin mi işte dedi, çok kötü oynadık dedi. İşte olmayacak böyle falan filan. Dedim abi, izleyemedim yani, kusura bakma. Ya hocam dedi, olmayacak. Biz dedi herhalde yani konuştuk dedi yani başkanla ve şeyde. Hoca değişikliğine gideceğiz dedi. Sen düşünür müsün dedi. Şimdi yani direkt olarak konuya girdi Abdurrahim abi o heyecanla. Kendisi de habersiz de herhalde. Benim dedi sen varsın dedi. Yani ben dedi seni söyledim dedi. Sen dedi ne dersin dedi. Şimdi milli takımda da çalışıyorum o zaman. Ben dedim ki Abdurrahim abi, yani tabii ki düşünürüm. Yani Galatasaray bizim kulübümüz. Bize ihtiyaç duyulduğu her an biz hazırız ama dedim milli takımda çalışıyorum. Bu bir, hani önce bir federasyon başkanımızdan ve Fatih Hoca'dan izin almamız gerekir. Onlar izin verirse, çünkü ben onlara söz vererek gitmişim. Onlar olur derse ben tabii ki seve seve gelirim ama dedim bana bir iki gün müsaade edin. Ben dedim bugün babamı kaybettim. Yarın son görevimizi yerine getirelim. Ondan sonra dedim konuşuruz. Hocam kusura bakma, hemen üzüldüler tabii. Ali abiyle beraberdiler. Ali Dürüst'le beraber. Başın sağ olsun dediler. Hemen kapattılar telefonu. Fakat yarım saat sonra bir daha aradılar.
Dediler hocam fazla da vaktimiz yok. Çok özür dileriz. Kusura bakma. Hani böyle böyle üzgün bir durumdasın. Dediler ne zaman gelebilirsin hani konuşalım diye. Hı hı. Ben dedim ki abi yarın akşam eğer ortama bakarım. Annemin durumuna, evin durumuna bakarım. Eğer ortam müsait olursa yarın akşam dedim en erken gelebilirim. Tamam dediler ve böyle bir gün sonra ben gittim. Hem Fatih Hoca'yı da ziyaret ettim, konuştum. Hem de Abdurrahim abilerle de konuştum. Onlar da zaten izinleri almışlar ve o şekilde Galatasaray serüvenimiz çok başladı. Çok kısa hocam ayrılık sürecinizi de soracağım. Üç kupayı aldınız, ikinci sezona başladınız. İkinci mağlubiyette Çaykur maçı 4-3'lük mağlubiyetle birlikte yollar ayrıldı bir anda. Orada evet. Umut Bulut'un ne kadar etkisi vardı bu ayrılıkta? Çünkü yani, insanlar merak ediyorlar neden ayrıldınız. Yani her Umut şey iyi gidiyordu. Bulut belki de yani son etki oldu. Yani bardağı taşıran son damla oldu belki de. Çünkü o güne gelen bir süreç vardı. Sezona her şampiyon olan takım gibi biz de çok iyi başlamadık. Çünkü yani bir sene öncesinin bir enerji boşalması olmuş. Şampiyonluk yaşanmış. O özgüven var, o rahatlık var. Yani bunlarla beraber güzel bir kamp dönemi geçirmişsiniz. Tabii ki ilk maça konsantre olmak, adapte olmak öyle kolay olmuyor. Yeni transferler var. Onların takımı uyum süreci var. Biz de iyi başlamadık sezona. Bir Sivas beraberliğiyle başladık yanılmıyorsam. Ondan sonra bir çok iyi oynadığımız, çok baskılı oynadığımız, çok pozisyon kaçırdığımız bir Osmanlıspor maçı vardı. Kendi sahamızda kaybettiğimiz. Fakat ondan sonraki süreçte biz çıkışa geçtik. Yavaş yavaş takım oturdu. Ligin başladığının farkına vardı herkes. Ve ufak ufak puanlarımızı toplamaya başlamıştık. Bu arada da Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyoruz. İşte ilk maç burada Atletico Madrid'le oynadık. Ben orada bir öz eleştiri yapacak olursam biraz belki de Atletico Madrid'in o günkü tabii iyi isimlerinden ve takımın iyi oynamasından dolayı biraz çekinerek orta sahada Hakan Baltay'la bir ön libero gibi orada kalan bir orta sahayla oynamayı tercih ettim. Bana göre yanlıştı. Ben kendi kadromuzda çıkıp kendi oyunumuzu oynasaydık belki o gün Atletico Madrid'i de yenebilirdik ilk maçta. Ve mağlup olduk. Sonra anladık hatalarımızı. Daha sonra işte Aslan'a beraberliğimiz var. İçeride bir Benfica galibiyetimiz var ki Benfica'nın hocası Galatasaray'a bize nefes aldırmadı dedi. Yani bu bizim performansımızın her gün arttığını gösteren şeylerdi. Lig'de de iyi gidiyorduk. Bir Rize maçını kaybettik. Tabii bu arada ama yani Rize maçını kaybettik. Onun sonucu falan etkili değildi. Burada Astana'yla 2-2 kaldıktan sonra aslında bir rapor istendi benden. Ben de bu raporu vermek istemedim. Yani çünkü yani rapor istenecek bir durum yok. Yani deplasmana gitmişiz, son içim sahada oynamışız ve galibiyeti kaçırmışız. İyi gidiyoruz. Yani burada bir takımın kötü gidişatı diye bir rapor istendi ki bana söylenmeden önce de basına verilmiş. Sabah ben basında bunu görünce sinirlendim aslında. Yani o yüzden ben dedim ben böyle bir rapor vermem dedim. Oradan biraz sıkıntılar başladı zaten. Daha sonra da Umut Bulut'la ilgili yaptığım açıklama son damla oldu hocam. Bardağı taşırdı. Zaten böyle bir şey bekliyorlardı herhalde diye düşünüyorum bazı yöneticiler ama ben herkesi suçlamıyorum. Orada Dursun Özbek ve bazı yöneticilerimiz belki bunu istemediler. İstemeye istemeye kabul etmek zorunda kaldılar yani. Hocam biraz güncele geleceğim şimdi. Galatasaray geride bıraktığımız hafta Manchester United'la 3-3 berabere kaldı. Şimdi bugün Pendikspor'la oynayacak. Okan Hoca'nın o maçta yaptığı tercihler de biraz eleştirilmişti. Ndombele Kaan'ı kullandı. Acaba farklı mı olsaydı diye. Şu anki gidişatını nasıl görüyorsunuz Galatasaray'ın? Ben yine ligde Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum. Yani neden diyeceksiniz? Yani hem Okan Hoca'da o sakinliği ve şeyi görüyorum. Yani geçen senenin de güveni var, özgüveni var. Bu seneki yapılan transferler de bence Galatasaray'a yani bazıları dışında çok net katkı sağlıyorlar. Yani Okan Hoca ile Galatasaray bu sene biraz daha bana göre bir adım önde. Yani Fenerbahçe'ye ve diğer takımlarımıza bakarak, Beşiktaş'a, Trabzon'a ve Adana Demirspor'a bakarak. Tabii Okan Hoca'nın tercihleri zaman zaman değişiyor. Fakat burada yani bütün oyuncuları hazır tutmak için zaman zaman onlara da şans vermek zorundasınız. Yani bütün oyunculara güvendiğinizi de güvenmelisiniz ve güvendiğinizi de hissettirmelisiniz. O yüzden bazen ufak tefek kayıplar olabilir. Yani bu maç kaybı da dahil olmak üzere.
ama bütünü kazanmak için yani bu kayıpları göze alabilmeniz lazım. Bu fedakarlıkları yapabilmeniz lazım. Zaman zaman bu hamlelerle beraber tabii olumsuz sonuçlar ve olumsuz bir oyun ortaya çıkabilir. Fakat ben Okan Hoca'nın doğru yolda olduğuna inanıyorum. Eksik bir noktası var mı sizce mevki olarak oyuncu? Yani sol bek konusunda biraz sıkıntı yaşıyor gibi Galatasaray. Hı hı. Öyle görüyorum ben. Onun dışında diğer mevkilerin hepsinde gayet iyi oyuncular ve iyi alternatifler var. Yani hatta oynamayanı üzülecek kadar bir evet, kadroya sahip kadrosu diyebilirim. Var. Evet. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ama tabii yarış Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gidiyor daha fazla. Lig yarışından bahsediyorum. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta iki önemli hezimet yaşadı aslında Avrupa'da. Evet, bol gollü mağlubiyetler maalesef. O maçlardaki durumu neye bağlıyorsunuz? Onun yani, ligi yansıması nasıl olur? Tabii şimdi o maçlara da baktığımızda evet bir antrenörün düşüncelerini görebiliyorsunuz sahada. Yani farklı bir kadro, farklı mevkilerde oynayan oyuncular. Özellikle Fenerbahçe için söylüyorum. Yani İsmail stoperde falan. Şimanski orta sahaya çekildi falan. Yani şimdi teknik direktör tabii oyuncuların bazen değişik mevkilerde de neler yapabileceğini görmek ister ama bunu yaparken bana göre maçı kazanmak ön planda olmalı yine. Yani tabii ki bazı şeyleri kazanmak için bir hamleler yapmanız gerekiyor. Bunlar kötü de sonuç verebilir ama bu hamleleri yapmak zorundasınız. Çünkü teknik direktörler risk almak zorunda olan insanlar. Bu riski alamıyorsanız, buna cesaret edemiyorsanız zaten başarılı olamazsınız. Olamazsınız yani, olamıyorsunuz da. O yüzden bu hamleler denenebilir. Görmek isteyebilir teknik direktör neler yapabilir diye oyuncuları. Ama bundan da dönmek için ayrı bir planınızın da olması lazım. Yani baktınız ki işler yolunda gitmiyor, göreceğinizi gördünüz. Hemen saha içinde bir değişiklik yapabilirsiniz. Daha sonra dışarıdan oyuncu hamlesiyle değişiklik yapabilirsiniz. Yani burada bir şeyleri kazanırken aynı zamanda maçı da kazanmalısınız. Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüpler, Trabzon gibi kulüpler kazanmak zorundalar. Her maçı kazanmak için evet, oynamak zorundalar. Yani lig yarışı böyle gider mi iki takım arasında? Yoksa hani dengeler bazen ikinci yarı bambaşka olur. Bozulabiliyor ya. Bozulabiliyor tabii, değişebiliyor. Çünkü devre arası transferler oluyor. O transferlerin olumlu ya da olumsuz katkıları oluyor. Bazen çok iyi transferler yapıyorsunuz ama onları takıma monte edeceğiz derken takımın dengesini bozabiliyorsunuz. O yüzden bunların hepsi çok etken yani ikinci yarıdaki periyot için, performanslar için değişiklikler olabilir. Yani aşağıdan yine bazı takımlar yukarıya tutunabilirler, yarışa ortak olabilirler, hiç belli olmaz yani. Futbol zaten bundan dolayı güzel. Evet. Biz hocam, de bu size heyecanla peki, bekleyeceğiz. Biraz girişte söylediniz ama gelen teklifler, yani hoşunuza giden bir teklif oldu mu? Yani, ya da ne sıklıkla geliyor şu an? Evet, yani geliyor tabii teklifler ama yani hoşuma giden bir teklif olsaydı zaten şu an burada oturmuyor olurdum. Kabul etmiş olurdum. Ya ben biraz daha bugüne kadar şöyle yürüdük biz. Yani ben ve ekibim daha bu işe başlarken şöyle bir karar verdik. Biz futbola hizmet etmek için yola çıkıyoruz. Ve kulüp ne olursa olsun, bulunduğu lig ne olursa olsun bize samimi bir şekilde yani istekte bulunan herkese biz cevap vermeye çalışalım. Ve tabii belirli ölçülerde ve bulunduğumuz takımdaki oyuncu kardeşlerimize tecrübelerimizi en iyi şekilde aktaralım. Yani bizim de onlara öğrendiklerimizi aktarmak gibi bir sorumluluğumuz var diye. Bu şekilde yola çıktık ama geldiğim noktada tabii Galatasaray'dan sonra birçok kulüp gezince ben de bugün CV'mi önüme koysam baksam 2 ay orada, 5 ay orada, 1 sene maksimum orada. Yani derim ki bu adam sorunlu bir adam herhalde. Vazgeçerim yani tercih etmekten. Ama ülkemizin durumu ortada yani görüyorsunuz. Aceleci davrandığınızı düşünüyor musunuz o konuda? Yani tabii ki bazı takımlarda evet aceleci davrandığım oldu. Hatalı kararlarım da oldu. Yani doğru olacağını düşündüğüm. Ama sorun değil. Benim için ben edinebildiğim kadar tecrübe edinmeye çalışıyorum. Yani futbolun dışında kalıp bu tecrübeleri yaşayamazdım. Yani bugün gittiğim her kulübün, Galatasaray'dan sonra işte Bursa Spor, Osmanlı, Antalya, hepsinde farklı bir hedef, farklı zorluklar, aşılması gereken farklı noktalar vardı. Biz bunları hep deneyimledik. Yani benim için önemli olan bu tecrübeleri yaşamak. Çünkü
Ben inanıyorum ki ülkemizin bize bundan sonra çok daha fazla ihtiyacı olacak. Biz ne kadar donanımlı olursak, bize görev geldiği zaman, ki biz görevi almayız yani, ben hiçbir zaman göreve talip olmadım bugüne kadar. Her göreve talibiz ama hiçbir zaman talip olmadım. Bize görev geldiği zaman, bize kulüp başkanları, kulüp yönetimleri bizi tercih ettiği zaman ya da federasyonlar tercih ettiği zaman biz o göreve hazırlıklı olmalıyız. Bu tecrübeleri bunun için yaşamak istiyorum. Bu ülkenin de aşağı yukarı her tarafında hem futbolculuğumda hem antrenörlüğümde görev yaptım ve bundan da hiç pişman değilim. Şu an hazırsınız yani hocam, bir teklif gelirse. Yani tabii iyi bir proje olursa yani, evet. Burada biraz seçici olacağımı söylemeliyim. Önceki gibi artık her gelen kulübe gitmeyeceğiz. Çünkü bu bize zarar vermeye başladı. Bize zarar verince dışarıda kaldığımızda yani biz de faydalı olamıyoruz diye düşünüyorum. Diyeceksiniz ki siz çok bulunmaz itki kumaşı mısınız? Hayır, biz hatalarla dolu bir ekibiz sonuçta. Ama bir şeyler yapmaya çalışan insanlarız. Tabii ki biz yoksak bir başkaları var orada. Onlar da mutlaka meslektaşlarımız en iyi şekilde bu ülkeye hizmet etmek için çalışıyorlar. Hocam son bir şey soracağım. 2 dakikamız kalmış. Milli takımı konuşmadan geçmeyelim ama çok kısa soracağım evet, ben evet. de. Montella geldi. Sizce yabancı bir teknik adam mı olmalı yoksa yerli bir teknik adam mı milli takım başında? Şimdi ben tabii yerli teknik adam olmasından yanayım. Çünkü yani bizim yani Türk milli takımı diyoruz. O zaman bizim vatandaşımız olmalı. Bizim vatandaşlarımız oynamalı. Yani ki biz de yani dünya arenasında yerimizi tam kavrayabilelim. Şimdi Montella ile beraber başarılı olduk. Yani bu bizim başarımız mı? Acaba İtalya'da yetişmiş bir hocanın oradaki edinimlerinin sonucunda edinilmiş bir başarı mı? O başarı bizim ülkemizin gerçek konumunu, yerini gerçekten gösterir mi? Yoksa göstermez mi? Aldatıcı mı olur? Yani bunları düşünmek lazım. Ama tamamen kendi teknik direktörlerimiz, kendi oyuncularımızla elde ettiğimiz başarının bize ait olduğunu bilebiliyoruz. Yani ülkemizin geldiği durumu en azından orada görebiliriz. Ben bu şekilde bakıyorum ama Montella yanlış bir karar mı? Hayır. Bana göre yabancı bir hoca olacaksa eğer Montella olması çok doğru bir karar. Çünkü Montella'yı zaten Adana Demir'de de beğeniyordum. Ve milli takımda da yapmış olduğu hamleler, oynattığı futbol, oyuncularla iletişimi gayet olumlu buluyorum. Çok iyi buluyorum ve tebrik ediyorum kendisini. Ve başarılı olmasını da diliyorum. Gerçekten diliyorum. Çünkü bizim milli takımımız. Çok teşekkür ediyorum Hamza hocam. Süremizin sonuna geldik. Çok hızlı geçti. Benim soramadığım şeyler de kaldı ama ağzınıza sağlık. Kısa kısa sordunuz ama ben hep uzun uzun cevap verdim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ettiniz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hamza Hamzoğlu'yla birlikteydik. HT Spor'da sevgili izleyenler. Haftaya yine yeni konuklarla, yeni konularla burada olacağız. Hoşça kalın.